efendim, herkese merhabalar. Ben Perihan Tantuğ. Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Bugün aynı zamanda hem günlük hem de biliyorsunuz haftalık kapanış gerçekleştireceğiz. Borsa İstanbul'da bu hafta genelinde aslında baktığımızda iyi bir tablo gördük. An itibariyle 1431 puan seviyesindeyiz. Detaylarını aslında tam 3 grafikle sevgili Ahmet Mergin hocamız birazdan bizlere anlatacak. Ama biz öncesinde bir fiyatlamalara geçelim isterseniz. An itibariyle 1431 puandayız dedik. %0,01'lik düşüşle, yani tamamen yatay bir seyir var Borsa İstanbul cephesinde. Diğer taraftan hemen bir not da düşeyim. Bugün çok önemli bir datamız var. Bildiğiniz gibi ABD tarafından gelecek tanışı istihdam rakamlarını takip ediyoruz. Şöyle bir endeks geneline bakacak olursam da aşağıda 1429, yukarıda en yüksek 1438 bandını gördük. 8 milyarlık hacim var. 8 milyarlık hacimlerde ise ilk sırada Garanti Bankası'nın, ikinci sırada genel açı görüyoruz. Bunu da Şişe, Sasa ve Türk Hava Yolları yine hacimler olarak devam ettiriyor. Şimdi diğer taraftan gözüm bir taraftan kurda. Neden? Çünkü 8.30 seviyesinin altını gördük ama oradaki hareket aslında yukarı yönlü biraz sert oldu. Şimdi birazdan dolar endeksine bakacağız. Tanışı istihdam rakamları öncesinde dolar endekse 92.5'lara geldi ve bununla birlikte kuru da neredeyse 8.60 seviyesine kadar taşıdı. Hatta üzerinde gördük. An itibariyle 8.59'dayız. Euro Türk lirasında bildiğiniz gibi 10 liranın altındaydı fiyatlamalar. Şu an geldiğimiz nokta 10.14. TL'de diğer para birimlerine karşı, dolar ve euroya karşı bir değer kaybı görüyoruz. Sepet kurda da böylelikle bir yükseliş oldu. 9.37'ye kadar. Gram altın fiyatlarına baktığımda bu sefer gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca hep ons altından beslenmişti. Şimdi de dolar Türk lirasından besleniyor. Neden? Çünkü ons altın 1800 doların altına sarktı. Ama gram altın neden 496 lirada sabit kalabildi? Dolar Türk lirası yüzünden. Orada da 8.30'dan 8.60'a gelen hareket gram altın fiyatlarını tuttu diyelim. Evet, Amerika'dan gelen veri öncesi dönelim, bir de paritelerdeki son duruma bakalım. Az önce ifade etmiştim. Dolar endeksinin de tabii diğer para birimleri üzerinde çok büyük bir etkisi var. 92.42 dolar endeksine tekrardan yeniden geldiğimiz seviye. Euro dolar paritesinde 1.19'lardan geldik 1.18.05'e. Pound dolara baktığımızda 1.39.07, dolar yen 109.81 ve dolar İsviçre frangı ise 0.90.85 seviyesinde. Sabah Asya tarafında daha satışa yönelik kapanışlar yapmıştık. Karışık bir seyir vardı ama biraz baskılar vardı. Riskli varlıklarda. Şu an Avrupa tarafına baktığımda burada tablonun pozitif olduğunu görüyorum. Ciddi bir alım iştahı yok. Fakat Euro Stoxx 50 endeks gösterge örnek veriyorum %0,28 primli. Almanya'nın DAX'ı 0,14, Fransa'nın KKR'ını %0,32, İspanya'nın IBEX'i %0,03, İngiltere'nin FTSE'si %0,08 artı seyrediyor. Az önce de dediğim gibi ciddi artılar yok ama genel olarak tablonun yeşil olduğunu söyleyebilirim. Peki data öncesi ABD tanışı istihdam rakamları ve ortalama saatlik kazançları nasıl bir beklentiyle bekliyor? Baktığımızda burada da ciddi bir yön tayini yok. Nasdaq'ta bir miktar vadelisinde %0,10 kadar düşüş var. Dow Jones vadeli ve S&P 500 vadeli de bir miktar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Ama daha çok fiyatlamanın yatay olduğunu da hatırlatalım. Ve diğer taraftan dönelim kıymetli metalleri. Az önce ifade etmiştim, ons altın fiyatlamaları 1800 doların altına sarktı diye. Gümüş de böylelikle %0,68'lik değer kaybıyla 25 doların altına geldi. Paladyumda bir miktar %0,25 kadar bir pozitif ayrışma var. Ama platine baktığımda yine oradaki kayıplar da %1'in üzerinde. Bakır bir miktar pozitif. Diğer taraftan petrol fiyatlarında yine geri çekilmeler görmüştük 70 dolara kadar. Petrol tekrar toparlanıyor %1,30 kadar artı. Brent petrol fiyatları tekrardan 72 doların üzerine çıktı. Ham petrol de yine aşağı yukarı 70 dolara yakın seyrediyor diyelim. Ve fiyatlamaları burada bitirelim isterseniz. Şimdi konuşacağımız tabii birbirinden fazla analiz var. Önce Borsa İstanbul'la başlayacağız. O yüzden değerli hocam Ahmet Mergin'e dönmek istiyorum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. İyi günler, merhabalar. Sesin vallahi pek gelmiyor gibi ama derinlerden geliyor. Yani hocam bir miktar cızırtı var ama yok rahatlıkla tamam. Duyabiliyoruz. Öyle derinlerden değil. Ben sizi rahatlıkla duyabiliyorum, anlayabiliyorum. Bugün yani konuşacak çok şey var. Biz endekslerle başlayacağız. Yine yatırımcılarımızdan gelen hisse senetleri var. Onlara da sırayla bakmaya çalışacağız. Hocam yani dediğiniz senaryo şu an gerçekleşiyor gibi bir görüntü var. Endeks hala 1430 puan üzerinde tutunuyor. İşte hani ortalamaların üzerindeyiz. Bir miktar daha bir güç savaşı var gibi. 8, 21 ve 50 günlük ortalamaların şimdi grafikte de göreceğiz. Hala üzerindeyiz ara ara geri çekilmeler olsa da.
Yani şimdi tabii dolar bazında geçen sefer gösterdik galiba. Dolar bazında 20 haftalık bir ortalama vardı. Oraya doğru geldi. Onu aşmaya çalışıyor. Zaten 50 haftalık son bir senede yaklaşık 17.500'lerde filan dolar bazında. Şimdi oraya doğru geldi. Orada tabii bir sıkıntı olacak. Onun biraz üstü, yani 147.000'e doğru endeks geldiğinde herhalde oralarla çakışacak. Yani ki buradaki direnç, oradaki dirençle aynı şekilde aynı noktalarda falan birleşiyor. Şimdi burada sarı renkli alanın içine bakıyoruz. Yani 1341'de iki tane dip oluştu. Oradan bir kalkış var. Ortalamanın üstüne çıktı. 20 günlük kırmızı renkli ortalamanın. Oradan 50 günlüğe değdi. 50 günlükten bir verdiler. 20 günlük ortalama dedi, ben aşağıya gitmenize müsaade etmiyorum. Niye? Buraya barikat koydum kardeşim. Hadi bakayım, yol tek yön yukarıya. Buradan bu tarafa geçiş yok dedi. Aa öyle mi dediler? O iyi o zaman, hadi biz de alalım bari dediler. 2 gün kalmadı bile 50 ile 20 günlük ortalama arasında. Hop 50 günlüğün üstüne çıktı. Yani arka taraf 20 günlük ortalama tarafından bloke edildi. Orası çıkmaz sokak dedi. Şimdilik tabii. Daha sonra işler değişebilir. Ama şu anda görüntü itibariyle 8 günlük mavi renkli ortalama 20 günlüğü çoktan yukarı yönde kesti. Şimdi 50 günlüğü kesiyor. Birazdan kırmızı renkli 20 günlük ortalama 50 günlüğü keserse fiyat da en üzerinde olduğu takdirde bu bir şu andaki görüntü itibariyle çıkış akımı olur. Ha bu 185 bine gider mi? Vallahi o kadar da değil. Durun bakalım. Önce bir 147 bine gidelim de ondan sonra. Yani 1470'e. Ama şimdi biraz böyle dünkü hareket epey yukarı yönde aldığı için, yol aldığı için şimdi burada biraz dinlenme var. Yukarıdan açıldı. İşte verdiler, aldılar. Asansöre birileri indi, birileri bindi asansörden. Asansör bir üst kata çıkacak da acaba ağırlığı taşıyabilecek mi? Yoksa önce bir aşağı kata inip sonra mı iki kat, üç kat yukarıya? Ama niyet sanki 147 bine doğru gidiş gibi. 142 bin, yani 1420'de bir harala gürele vardı dün. Ya orası geçildi. Geldik 1430'da rakama. 143.800'ü gördü. Yani o 142 bindeki direncin 1500-1800 puan üstünde kaldı. Oralarda işlemler oldu. Şimdi geri geliyorsa 1420 satışların karşısına bir dakika der, burası destek kardeşim. Benim üstüme çıktınız, 430'ları falan gördünüz, 143 binleri. Şimdi geri gelişte 142 binde ben bu satışları durdurmaya çalışırım der. Başarılı olup olmazsa bakılır. Ama sonrasında aşağı tarafta 50 günlük ortalama var. 1400. Stop orada. Hadi biraz daha verelim. 139.400. 20 günlük ortalama. Sen de istiyorsan 139.000'e koy. 1390'a. Stop orada. Dur bakalım ne olacak? Yani, dolar çıkmış 8.59, 8.60'a. Alıştı millet. Zaten inmesine de müsaade edilmiyor ki. Yok iner gibi olursa hemen bir şeyler oluyor. Ne iyi. Demek ki yüksek dolar bize yarıyor herhalde bir şekilde. O zaman hayırlısı. İnşallah daha yukarılara gitmez en kısa zamanda. Ama yarayacaksa Türkiye'ye ona bir şey diyemem. Yani. Evet ihracat artıyor. Ama gerçek anlamda insanların büyük bir kütlenin tabanda, orta tarafta ve aşağı tarafta büyük bir kütlenin alım gücü. Vallahi inanırsınız, inanmazsınız. Beni kale almanıza gerek yok. Yani. Ama ben gördüğüm kadarıyla büyük bir kütlenin alım gücü düşüyor kardeşim. Ekonomist olarak, o olarak, yönetici olarak, şu olarak, bu olarak, yetkili kişi olarak falan tartışabilirsiniz. Tartışın durun.
beni hiç araya sokmayın. Ben sadece markete gittiğimde, tamam mı? Meyve fiyatlarına falan baktığım zaman Bursa'nın şeftalisi 20 lira olmuş. Hadi başka tarafta 12 lira olsun, bizim buradaki market pahalı satıyor diye. Ne oldu kardeşim? Bursa'nın şeftalisini biz pazarlardan 3'er 5'er kilo filelerle alırdık. Ben gençliğimi hatırlıyorum. Anneme yardım ettiğim zaman, Üsküdar'da cuma pazarına şuraya buraya gittiğimiz zaman. Yani benim pazularım halter falan kaldırarak olmadı. Benim sağ tarafımda 10 kilo, 12 kilo, sol tarafımda 10 kilo, 12 kilo file var. Hem de o file nasıl biliyor musun? Eve gittiğin zaman derinin üzerinde oyuk yapar. Kanal açar yani, izini bırakır. Öyle ağırlıkla geliyoruz. Kadının taşıyacak hali yok herhalde. Tabii ki taşıyacağım. Kim taşıyacak? İki tarafı da dengeli yaparsın. 20-25 kilo yükle gelirsin. Niye? Herkes öyle alabiliyordu. 5 kilo elma, 5 kilo atıyorum portakal, neyse mevsimine göre. Öyle iki tane portakal alıp eve gidilmezdi kardeşim. İki tane portakal istediğin zaman eğer pazarcıdan ya kafana yarım kiloluğu atar ya da kafanda o karpuzu paralar. Şuradan bir dilim karpuz alayım. Keser misin? Yok ya. Türkiye'de öyle bir şey var mı ya? Son zamanlarda oldu. Bunu düşünmek lazım. Dilimle karpuz alınıyor ülkede. Vah Türkiye'm, vah. Yazın. Millet Tekirdağ karpuzunu 10 kilo, Diyarbakır karpuzunu taşıyamazsın. Belki 30 kilo. İçine çocuk koyarsın, fundak gibi böyle sallarsın, beşik gibi. İçini oyarsan. Öyle bilinir Diyarbakır'ın karpuzu. Tekirdağ'ın karpuzunu yersen, yani şeker komasına girersin. Ama gerçek Tekirdağ'ın karpuzunu yiyeceksin. İçine kabak mabak bilmem nenin şırınga edilmiş, ayarı bozulmuş Tekirdağ değil. Her şeyleri bozuldu. Her şeye bir şey. Takşiş mi diyoruz nedir? Bir zamanlar en büyük numara İtalya'ya makine ayağı satmaktı. Zeytinyağı ayağına. Ya şimdi satmıyoruz. Yani ne bileyim. Palm yağı bilmem ne. Şu bu. Dürüst olmalıyız. Dürüst. Malı hakikaten gerçeğini satacaksın. Parayı alırken alıyorsan karşılığında da gerçek malı satacaksın. 10 lira kilosu bal. Ya kusura bakma kardeş ya. Ama birileri buna müsaade ediyor arkadaş. Yetkili birileri müsaade ediyor. Bir sürü şey var böyle. Satamazsın kardeşim, bu fiyata olmaz. Maliyeti bunu tutturmaz. 9 kilo sütten peyniri yaptın. Peynirin fiyatı şu. Olmaz. O yediğin peynir değil, başka bir şey. Hendeks projeksiyona geçelim. Benim projeksiyonum böyle o çanağın tamamlanmasına yönelik. Yani 1, 2, 3. Bir üçüncü dip arayabilir. Hani böyle çıkar çıkar. Hı hı. Ondan sonra bir sağ tarafa doğru yıkılacak. O bir taraf, bire paralel şey, simetrik olarak. Sağ taraf daha tam oluşmadı. Buralarda da gezinebilir. Direkt çanağı tamamlayıp sonra yıkılabilir. Yani hangisi olacağını o kadar o anda bilemez. Ama yeter ki ortalamanın altına gitmediği sürece bu çanağın tamamlanmasına müsaade edeceksin. Zikzaklı gidebilir. Bir gün şişe gider, o bırakır, öteki gün Ford gider, o bırakır, öteki gün Koç gider, o bırakır, öteki gün atıyorum. Yani dilimde varmıyor, Turkcell gider falan diyeceğim, gitmiyor. O da bir başka alem. Neyse, var böyle bir sürü kağıt. Sanayide
Ereğli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Yani bu borsa açısından. O da olmasaydı haliniz haraptı zaten hocam, haklısınız. Tabii ya. Ayşe ile Zübeyde miydi? Biz hala 1300'lerde sürünüyorduk gibi bir görüntü olurdu herhalde. Yani aslanlar gibi sırtladı. Sanayi manayı götürüyor. Arkasına da taktı demir çelik sektörünü. Yukarıya doğru gidiyor. İzmir demir çelik diyecekler. O başka bir vaka kardeşim. O burada pek anlatılacak gibi değil. Yani bazı işler maalesef buralarda anlatılamıyor. Yani nerelere, hangi kağıtları nasıl aldığınızı, nerelerde aldığınızı çok dikkat etmeniz lazım. Kimler var, kimler yok. Çünkü Türkiye'de kurumsal olarak büyük kurumlar falan, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, büyük fonlar falan, bütün bunlar ana şeye, kütleye sahip olduğu zaman öyle borsanın kavalcısı gibi, fareli köyün kavalcısı gibi kavalı çala çala bir takım yerlere kağıtları götürülüp getirilip o tip hareket olmaz. Çünkü büyük kütle zaten kağıdı tutuyor belli bir yerde. Şirketler de kendileri tutarlarsa, kendi kağıtlarına yatırım falan yaparlarsa, düşmelerine bilmem neye müsaade etmezler, kağıtlardaki hareketliliğe müsaade etmezlerse öyle. Yani kağıda müsaade edersin etmesine de abuk subuk işler oluyor bazen. Yani 2 lira 90 lira oluyor. Olmaz kardeşim. Ne oldu yani? Yani ne buldu, ne oldu yani? Yani 20 senedir olmadı da şimdi niye oluyor? Bir şey mi icat etti? Ya. Niye oluyor? Oluyor. Burada da dediğim gibi bu çanağın katlanması 159 bindeki tepeye gider. Bunun garantisi var mı? Yok. Bir projeksiyon. Ama ortalamadaki stopu gene anlattım. Fiyat yukarı gittikçe aradaki mesafeyi yukarı yönde çekeceksin. Endeks olarak da stopu yukarı çekeceksin. Takip edeceksin. O anki fiyatı belli bir aralıkla, hisse olarak da. Hocam bilmem ne kağıdına ne oldu? Tekerlekler hareket ediyor mu, etmiyor mu? Etti. 348 oldu. Yani orta vadede, uzun vadede iyi kağıtlar, büyük firmalar her zaman edenini bulur. Temettü konusunda da evet, istiyorsanız o da gayet iyi. Aldığınız hisseden, aldığınız evden kira alır gibi temettü almanız gayet doğal. Çok da iyi olur. Hem evden kira alıyorsun, hem de evin değeri artıyor. Hem hisseden kira alıyorsun temettü olarak, hem de hissenin değeri iştigal ettiği, çalıştığı alan olarak değer kazanıyor ve fiyat yükseliyor. Ne güzel. Endeksin haftalık grafiğine bakarsak. Evet, bir de haftalık bakalım. Bugün haftalık kapanış yapacağız malum. Yani 1256, 50 haftalık ortalamada indi çıktı. Tekrar bir daha geldi. Olmadı. Ortalama tuttu yeşil renkli. 1470'e gitti, 69'a. Bir daha çakıldı. Neredeyiz? Geçtik, ortalamadayız. Şimdi kırmızı, 20 haftalık ortalamanın üstüne çıkıyoruz. Burada biraz zaman alacak. O kırmızının üstünde kaldığı sürece çok iyi. Orası neresi? 20 haftalık ortalama. Bakalım sol tarafa. 1406. 140 bin. Hay Allah. Öteki tarafta da ne dedik? 50 günlük ortalamada. O da orada. Günlükte 50 günlük. Haftalıkta 20 hafta, 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamda çakışıyor. 1400 önemli. Ama en 50 günlük ortalama 1355'e kadar tırmandı. Zaten 50 günlük, 50 haftalık ortalamanın altına çok fazla inmiyor. Yani uzaklaşmıyor. Zaman zaman iniyor ama fazla uzaklaşan böyle fırsat arıyor. Gene ortalama
ortalamanın üstüne çıkıp nefes almak için. 1470'ten sağa doğru yıkılıp orada kırmızı renkli 20 haftalık ortalama da gelip düşüşü durdurursa 50 günlükle beraber iki grafiğe birden bakarsınız. Sonraki 1470'in geçilmesi alışları hızlandırır kardeşim. Evet. Niye 1341'lerden veya 1330'lu rakamlardan filan döndüğünü burası size açıkça gösteriyor. 50 haftalık ortalama durdurdu. Düşüşü durdurdu. Şimdi yukarı itiyor fiyatlı. 2 haftadır yukarı gidiyor. Para kazanamadık hocam. Ya nasıl kazanamıyoruz ya? Ya 3-5 kuruş kazanmış olmanız lazım ya. Pardon ya. Ben de onu anlayamıyorum. Ha, geçmişten zararın olabilir. Ama 1341'den beri para kazanmış olman lazım ya. %80-85'i yukarı gitti. Kabuk subuk yukarılardan aşağı çakılanlar hariç. Onlar da zaten tepelerde kalmıştı. Geçelim. Hocam DAX ile devam edeceğiz ama şöyle yapalım bence. Çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. Bir reklama gidelim. Sonrasında hisse senetlerine geçmeden bir de DAX'a bakalım. Sonra hisselerle başlayalım. Kısa bir ara efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te devam ediyoruz. Hisselere geçmeden hocam bir DAX diyelim, bir yurt dışına da bir göz gezdirelim böyle arada bir. DAX'da da şu an zaten pozitif bir görüntü var, %0,16 kadar. Grafiğimiz ekranlara gelirse buyurunuz hocam. DAX'da kısa vadeli bakıldığında iki tane tepe vardı, 15.802, 15.810. En son DAX gene oraya doğru niyetleniyor. 15.810'dan çok sert bir satış geldi. 15.048'e. Orada ikili dip yaptı. 48 ve 15.091 gibi. Sonrasında kendisini hızla tekrar ortalamaların üstüne attı. Yani burada güzel bir çanak oluşuyor tepede. Bu çanak yukarıya katlar mı? Yoksa sağ tarafta üçüncü bir tepe daha yapıp 15.800'lerde filan oradan sonra ortalamanın altına çakılıp üçlü çoklu bir tepe mi yapar? Orasını daha sonra göreceğiz. Ortalama destekleri yaklaşık 15.600'de filan. Dipleri birleştiren çizgiyi de çekersen o da oraya doğru geliyor. 15.550 gibi. Ama DAX yeşil renkli gösterilen o dörtgenin içinden yatay alandan koparak yukarıya doğru gidiyor. O yatay alanın kalınlığı 420, 620 desek 200. 60 daha 260 yaklaşık. 260'ı 15.680'in üzerine koyarsan 15.740, 15.840 falan gibi, yani 15.800'ün 10'un üzerini gösterir hedef olarak. Gider mi? Vallahi giderse tarihi zirvelere doğru gidiyor demektir. Zaten oralarda dolaşıyor. Evet, euro dolar paritesi 1.19'larda oralarda falan tepişiyor. 1.18.50'nin altına gitti. 1.17.50'den dönmeye çalışıyor filan ama Almanya, Avrupa'yı idare eden Alman ekonomisi de yukarı doğru gidiyor. Böyle gösteriyor. Orada da olumlu bir gelişim var. Yoksa bu DAX niye gitsin yukarıya? Euro USD kısmında da, euro dolar paritesinde de Euro'nun güçlü kalmasının bazı sebepleri de Almanya ve diğer ülkelerde olan ekonomik büyümeler olabilir. Öyle ham, yani Amerika faiz arttırdı diye hurra diye euro dolar paritesinin de belki çökmesi imkan dışı olabilir. Yani illa birisi faiz arttırıyor diye öteki taraf da güçlü bir ekonomiye sahipse, ya yakında epey toparlanma oldu artık biz de şu yukarı piyasadan toplayalım deyip de onlar da tapering'e giderse bu sefer euro değer kazanmaya başlayacak.
Yani ortada bir dengelenme olabilir. Burada önemli olan bu sarı tarafı, sarı renkli çanağın sağ tarafının tamamlanması, doldurulması. Boş kaldı orası yani. Yarım dairenin sol tarafı bayağı dolu. Sağ taraf daha dolmadan yukarı gidiyor. Böyle durumlarda hemen kıramayabilir direnci. Biraz daha sağda böyle güçlenip ondan sonra sert bir şekilde direnci kırıp yoluna devam ediyorsa anla ki katlayacak. Ama sert şekilde yukarı yaparak hani direnci kırdığı gibi hayda atladık, tersine çok sert bir satış yerse anlayın ki boğa tuzağının içine düştünüz. Hemen kaçacaksın. Geçelim. Hocam şimdi hisselere geçiyoruz. Dünün en çok konuşulan hissesiyle başlayalım ki o da Koza Altın'dı, yani Koza grubuydu. 108-108.10 şu an. Düne nazaran bugün %1'in üzerinde biraz düşüşler var Koza Altın'da. Buyurun hocam, grafiğimiz de geldi. Koza Altın diyelim önce. Evet, yani 73-60-155 o çıkışın nereden dönüyor düşüşü? %61.8'in olduğu yer. Orası genelde 102 falan civarı destek. Yani Fibonacci geri çekilme seviyesi orada. Bakma o karambolde 99-30'u görmüş ama o daha ziyade 102 civarında destek bulacaktı. Büyük ihtimalle 102.5'ta. Sabahleyin panik açılışı da olabilir. Yani muhtemelen o şeyde, yani ya bir haber gelmiştir veya birisi parayı ödeyememiştir. Denetim onun malını sabahın köründe sormadan etmeden fiyat neredeyse pataküte verir. Bazen öyle oluyor. En dibe veriyor. Bir dahaki at 30 kademe yukarıya gidiyor anında. Bir dahaki at görmüyor. Ama orada işlem olmuş oluyor falan. Buradan yukarı doğru bir hamle var. Şimdi kırmızının üstüne doğru bir hamle 50 günlükten döndü. Tamam da şimdi 20 günlük kırmızı renkli ortalamada o dönüşü durdurmaya çalışacak. Burada dengelenip tekrar 50'ye doğru gidiyorsa anla ki niyeti 120'nin üstüne falan doğru tırmanmak. 50 günlüğü de delip o tepeleri birleştiren direnç çizgisi var ya mavi, onu gözüne kestirdi bence. Oraya bir hamle yapabilir. 50 günlüğün üstüne çıkarak. 1-2 gün burada debelenirse güç topluyor diye bakılabilir. 20 günlüğün altına stopu koyarsın. İnmediği sürece anla ki yukarıya hareketlenecek. Ha o direnci geçerse o zaman iş biraz daha değişik olur. Yani o zaman 125-130 aralığındaki tepeler test edilebilir. Geçelim. Hocam programın başında tabii bahsetmiştiniz otokardan. Şimdi otokarla devam edeceğiz. Bugün 350 lirayı gördü. Şu an 345.70, 345.90 o bölgedeyiz. %5'e yakın otokar arttı. Otokar demedim. Tekerlek dedim. Tekerlek araba deyince benim de aklıma otokar geldi demek ki. Bir otokar bir de Tofaş şey gelmiş olabilir tabii. Bu aralar o ikisinde. Tofaş da var zaten. Evet, Tofaş da. Aynı, şimdi ona bakacağız otokardan şimdi, sonra zaten. Yani buradan 130'lardan 443 oralarda ikili tepe gibi oldu. Sonra piyasa sert bir satış yedi. Bu da yedi. O gün bugündür ayır etmedi. Yani ver kardeşim. Buranın sahibi var ya. Nereye kadar vereceksin? Bir gün gelecek senin elinden o malları alacak. Bu kağıdı 20 liradan alıp 100'e 150 liraya götürürlerdi zamanında. Yani burası öyle herkesin hurra girip daldığı bir yerde olmaz. Buralarda bir yeri var. Pişman parmaklı dersin, etkin mu dersin? Var. Şimdi kağıt geldi 350'ye. Bana sorma alınır mı falan diye. Yani borun pazarı geçti. Borun pazarı 280'ler 90'lardaydı. 20 günlük ortalamanın üzerine giderken gel bakalım 300 liranın üzerine gel. Öyle çağırıyordu. Ortalama çünkü 50 günlük ortalama 300'deydi. Belli. Ortalamanın üstüne çıkınca bir de beklenti belki var. Herhalde öyle görünüyor.
bir şey var herhalde. Bilmiyorum ne var ama sahibi var. Kağıt tırmandı. Şimdi biraz ortalamadan fazla açıldı. Ortalamalar 300 civarında kaldı. Kağıt 350'de. Çok fazla açılırsa biraz bir gidiş gelişler olabilir. Yani ortalamayı bekleme süreci. Uzun vade eğer piyasa gene çok terse dönmezse, piyasa anormal şekilde satışlara falan maruz kalmazsa, yani ekonomi tekrar sarpa sarmazsa bu şekilde, buradaki toparlanma fiyatı tekrar eski taraflara itecektir uzun vadede. Belki daha da üstüne. Geçelim. Hocam şimdi otokar dedik, hemen bir de isterseniz TOFAŞ'tan bahsedelim. O da %4 artı, 39.08, 39.10 orada fiyat. Yani kağıt 37'ye kadar geldi, oradan satış yedi, ikili tepe oldu filan. Orası da bak otokar gibi sert bir satış 28'e. Sonrasında orası da hayır etmedi, ortalamaların altında kaldı. Ama büyük çıkışın %38.2'sinin pek altına da inmedi. Yani öyle %50, %61.8 falan filan geri gelmedi. %38 nokta geri geldi. Fibonacci orada durdu. 3-4 tane dip var orada. Yani 27'ler civarında. 28.08, 27.60, 27.24 şu bu. Zaten 27.60 ile 27.24 arasında 3 tane dip orada var. Oradan bir çıktı, 3 tane daha dip yaptı. Ondan sonra ver elini çanağın tepesi. Çanak geçildi. Şimdi ortalamadan biraz fazla uzaklaşıldı. Yani 30 liradan 39'a. Pardon ya. %30 yazdı yani. Bir şey olur yani. Olursa şaşırma. Olur diye garanti vermem ama yani, buralarda satış gelirse de kar realizasyonu olursa da bana ne oldu dememek lazım. Şaşırmamak lazım. Daha önce alacaktım. Ortalamaların orada yırtınıyoruz. Ne diyoruz? Ortalamalara bakın. Ha, ileride beklersen çanağı katlar 45'e gider mi? O yarım daireyi katlayarak olabilir. TOFAŞ bu. Bursa'nın kalbinden bir tanesi. 3-4 tane kalbi varsa Bursa şehrinin. Öyle değil mi? Otomotiv sektörünün kalbi orada. Renault'lar falan filan. Yani sadece Uludağ'da kayak mevsimi yok Bursa'da. Gerçi kar da yağmıyor artık. Ama Türkiye'nin belli başlıkları eninde sonunda ederini bulur kardeşim. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi Coca-Cola Anadolu Efes ikilisine bakacağız. İsterseniz Coca-Cola ile başlayalım hocam. 87.15, 87.20 şu an fiyat. 27.25 deyip oradan inişli çıkışlı güzel bir grafik çizdirerek falan. Ve belli sahibi var. Yıllardır var. Fon idare ediyor herhalde. Yani zaten fon kağıdı gibi. Evet, fon kağıtlarındandır aslında hocam. BİM, Coca-Cola bunlar. 55 liraydı. 27'ye indirmişler. Sonra trade hissesi yaptı herkes. Geçen sene çok yatırımcı gelince bütün hisseler, fon hisseleri bile şeye döndü. Yani portföy hisseleri bile traderların eline geldi, eline kaldı. Tabii tabii, alıp tutulacak hisseler bile al, ver, ver, al, tabii, al, tabii. Sat falan filan. Böyle bir hale dönmüş. Garibim, mesela bir maç var. Gayet kendi başına giderdi. O bile şaşkına döndü. Ne oldu bana falan diye. Bu gözler BİMAŞ'ın hocam tavan taban olduğunu gördü yani. BİMAŞ'ın endeksin en ağır hisselerden birini. Tabii tabii. Burası tabii. Da öyle. Ne oldu bana falan, bir dakika. Kontrol bizde. Sakin. Sakin olalım falan derken çıkış trendine bak. Ortalamaların üzerinde tıngır mıngır gidiyor. Bir ara 59'a vermişler tepede. Ama hemen toparlamış. 88'e geldi. Evet, Fibonacci'yi çizdik.
Ortalama desteği nerede? 81 falan orada. Kağıt 88'de. Çok da fazla uzakta değil ortalamalardan. Ama tahtayı rahatsız edecek şekilde yüksek montanlı alırsanız oradaki horoz huylanıyor. Bu iş böyle. Kim bu arkadaş diyor buraya gelen. Alıp portföy kağıdı gibi tutanlar tutuyor. Türk Traktör falan da öyledir. Egeen. Egeen Endüstri. Gir bakalım oraya bir not al da gör bakalım. Ne oluyor tahtada? Hemen anında bu yüzü verirler seni bırakırlar köşeye. Bin notu yedirirler mi sana? Kolay değil öyle o işler. Lotlar o kadar fazla değil. Böyle paldır küldür girdin mi? Hani ne diyorlar? Züccaciyeye giren fil gibi dalarsan içeriye her tarafı kırar dökersin. Ona da bir bedel ödetirler. Yani, alıp tutacaksa eyvallah gel tut kardeşim bizle beraber. Ama burayı karıştırmaya geliyorsa orada dur derler adama. Demişlerdir ya yıllardır diyor. Burası da ortalamaların üzerinde yukarıya gidiyor. Ha. En yakın destek 23.6'da olmuş. Oradan dönmüş. Hala gidiyor. Çıkış akımında ne diyeyim ki? Ortalamalara dikkat edilsin. Onun altına çakılmasın. Yüksek montanlı işlere müsaade etmeyebilirler. Yani vurup da kaçan mı falan. Öyle gün içinde gel pat küt 2000 not al. 3-4 kademe 3-4 bin lira yukarıdan pat küt vur. 8-10 bin lirayı al. O biraz zor. Geçelim. Hocam Anadolu Efes diyoruz şimdi. 22-26-22-28. Burası da öyle. Evet, evet. Başka fon kağıdı da buydu. Bu da bir anda aşağılara geldi. Şimdi 19-26-54 arasındaki çıkışın bu da %61.8'inden döndü yukarıya. 18-78'e. 24'e yaklaşırken bir direnç var. Şimdi 22 ile 24 23-74 orada ortalamaların civarında tutunmaya çalışıyor. Biraz alım gelirse sarı renkli o daire, yarım daire tamamlanabilir. Zaten o 24 falan orası geçilirse çanağı katlar o zaman. 26'lara doğru. 21-80 oraya doğru da dipleri birleştiren destek çizgisi var mavi. O çizgiye dikkat. Yani ortalamaların altına gidip de 21.80'i delip destek çizgisinde durmazsa o zaman vakit öldürür. Terki diyar ederiz. Geçelim. Hocam Banvit ile devam ediyoruz. 64-70-65-15. Tabii lotlar az olunca marj da açık. Bu kağıdı bilmiyorum nedir ne değildir. Yani pek bakmışlığım yok. Lotlar mutlaka çok azdır. Yani aktifini çünkü, ben size söyleyeyim mi hocam şu an? Hani o yüzden dedim 64-70 mesela alış 65-15 satış fiyatı. Çünkü 2 lot alıcı 5 lot satıcı var. Şu an hani önümde açık olduğu için diyorum. Aktifini söylüyorum. Yani şimdi bakarsak şöyle Banvit'e. Lotlar az. Evet dedi hani. Ama yıllardır azdı bu. Doğru. Hep öyleydir. Eskiden de öyleydi. Sonra bir anda kaptırdı. İki tane tepe var. Yani burada kağıdı alıp tutarsan çok büyük lotlarla tahtayı rahatsız etmezsen herhalde para kazanırsınız. Ama benim tavsiyem falan olamaz. Yani burada öyle şimdi 50 lot, 100 lot, 250 lot falan filan olan yerde hop girip de 3-5 bin lotu paldır küldür aldın mı sana sıkıntı yaratırlar. Yani al bakalım o zaman sen götür bakalım bu kağıdı. Sen taşı biraz derler yükleyiverirler sırtına.
Burada pek fazla tahtayı rahatsız etmeden, yani yatırımcı olarak alım yapar mısın bilemem. Ha, elde maya hisse varsa almışsan zamanında ortalama desteğine bak. 60 liranın altına inmediği sürece bırak bakalım kağıda ne yapacaklar. 73-60'daki tepeyi geçirecekler mi? Ha, oraya kadar git. Orada bakarlar. Eğer piyasa müsaade ediyorsa, yani bu piyasa 1000 liralı, 1500 liralı, 3500 liralı kağıtlar gördü. Ondan sonra burada alıp da kağıdı 100 liraya götürürler. Valla götürmezler diyemem. Hocam bu arada kontrol kusura bakmayın, bir virgül koyayım isterseniz size. Bugün Cuma günü olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında